Serdar, tabii ki biz sevgiyi, şefkati insanlar öğretiyor. Çok sevgisiz bir dünya var. Çok muhabbetsiz bir dünya var. İnsanlar birbirini sevmiyorlar. Ben görüyorum. Programların birçoğunda da biz bunu görüyoruz. Yani insanların yüzündeki ifade çok soğuk, buz gibi. Çok sevgisizler. Yani böyle kemik gibi insanlar. Kadınlara karşı tavır da öyle. Çok, mesela son derece güzel bir kadın var. Sanki varlığı yokmuş gibi bir üslup kullanıyor. Çok samimiyetsiz bir hareket bu. Evet. Ve çok ayıptır. Yani güzel bir kadın varken onun varlığından habersizmiş gibi hareket etmek yakışıksızdır. Yani güzel olan bir insana güzelliği vurgulanır. Ben şahsen vicdanım el vermez. Yani güzel bir kadın gördüğümde, güzel bir varlık gördüğümde, güzel bir eşyaya bile mutlaka güzelliğini vurgularım. Geçenlerde bir mobilya mağazasına gittim. Mobilya bakıyordum. Her baktığım mobilya hakikaten harikulade güzeldi. Hakikaten sanatsal ya, ağzını çok çok güzel. Hocam dedi, ne kadar güzel insansınız dedi. Bak buraya geliyorlar dedi. Hangi mobilyayı beğeniyorsa sadece ona işte gibi bir üslup kullanıyorlar dedi. Diğer mobilyaların hepsini beğenmiyoruz diyorlar dedi. Ama siz dürüst ve samimi davranıyorsunuz. Almasanız dahi güzel olduğunu vurguluyorsunuz dedi. Hakikaten adamların eline sağlık. Çok şahane dizayn etmişler. Mükemmel. Sanat eseri. Nasıl söylenmez o? Güzel bir çiçek gördüğümde ben mutlaka o çiçeğe sevgimi ifade ederim. Güzel bir insan gördüğümde de yine sevgimi ifade ederim. Güzel ahlak gördüğümde de yine onu ifade ederim. Ben deşarj olmak isterim. Yani güzellik karşısında ben kendimi tutamam. Yani deşarj olmazsam gerilirim ben, rahatsız olurum. Mesela benim güzelim çok güzel bakıyor. Yani harikulade güzel Evet, bakıyor. maşallah. Yani çok büyük vicdansızlık bunun vurgulanmaması benim açımdan. Yani yazık o güzel gözlere o zaman. Mesela benim canımın içi dünya tatlısı çok güzel. 1.000 kere iltifat etsem doymam. Milyonlarca kere iltifat etsem yine doymam. Maşallah. Yani çünkü bunun güzelliği sürekli devam ediyor ve akıyor adeta sevgi ondan, güzellik. Ben onu nasıl kapatırım ki? Yani nasıl unuturum? Veyahut nasıl bıkayım? Bıkmam mı gerekiyor sevgiden, güzellikten? Tabii ki bıkmam. İnşallah.